Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıdaki şekil ABCDF düzgün 30 geni. Hemen 360 bölü 30'dan kaç buluruz dış açısını 12. Ee, dış açısı 12 ise o zaman iç açısı ne olacaktır? 180 eksi 12'den 168 derece olacaktır. E, düzgün beşgen bu da. E, düzgün beşgenden dolayı burası da 108 derece olduğundan dolayı ve bunun tamamının da 168 derece olmasından dolayı buraya kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. E şimdi bu düzgün beşgen eşitleri koyalım. Düzgün çokgenler böyle 2-3 tane olunca eşitleri koyalım. Bir yerlerde ikiz kenar çıkıyordu. Düzgün 30 genin de eşitlerini koyalım. Aa burada eşitlik var ve 60 derece var. O zaman ben burada şunu şöyle çizecek olursam ikiz kenar üçgen hatta tepe açısı 60 olan ikiz kenar üçgen eşkenar üçgen çıktı. 60'a 60 oldu burası. Eşkenar çıktı ya şu eşitliği de koyalım. E burası düzgün 30 genin iç açısıydı. Yani burası da kaç derece oldu? Normalde 168 dereceydi. O zaman buraya da 108 derece mi kaldı? Evet. E şimdi burada da x kenar çıktı. 180'den 108 çıkart. 72 2'ye böl. 36, 36 oldu. E buradaki açıda x açısı ya yani nedir? 60 ile 36'nın toplamıdır. O da 96 yapar. Böylelikle cevabı ne bulduk? Edremit bulduk. Birinci soruda geldik. İkinci soruya İkinci soruda FKH doğrusal demiş. E ne yapacağız? Altıgeni yeni kullanacağız burada. Bir kenar 6 iken burası dikdörtgense burası da 6 yapar. Yani düzgün altıgenin bir kenarı da 6 birim oldu mu oldu. Şimdi valla altıgeni kullanalım ilk önce. Ya bu verilen uzunluklarla ilgili bir şey yapamıyorsak köşegen çizmeli. Köşegen daha iyisi mantıklı. Tabii ki şu köşegen çizdiğin zaman ne oldu? 120, 30, 30 oldu. E hocam burası 90. E burası da 90 olduğundan doğrusal oldu. E 6 6 ise burası 6 kök 3. E, aynı zamanda 6 kök 3 iken burası da 6 kök 3 değil mi? Evet. Dikkat et şunlar birbirine eşit oldu. E şunlar da birbirine paralel. Ne çıktı burada? Çünkü burası 90 burası 90 olduğundan bir ort taban çıktı. Yani eşitlik var paralellik var ort taban. 6 ise direkt burası kaç olur? 3 olur. Dolayısıyla ikinci sorunun doğru cevabı Ceyhan oldu. Geldik 3'e. Düzlemde verilen ABCDF düzgün beşgeninde hemen düzgün beşgeni çizelim. Şöyle bir düzgün beşgen çiziyoruz arkadaşım. Şöyle çizdik. Ve harfleri de yazalım şurada. Harfleri de yazacak olursak A, B, C, D ve E yazdık. Diyor ki bize BD ve CE köşegenlerinin hemen BD ve CE köşegenlerini de çizelim şöyle. Açıları da yerleştirelim. Hocam bir açı 108 derece. Hani 108 ise bunlar 36-36 yapar. Hocam burası da 108 e 72 kaldı. E bunun 108 ise burası da 36 36 yapar mı x kenarlıktan? Evet. 36 72 ya da 2 iç açı bir dış açıdan burası da 72 yaptı. 2 iç açı bir dış açıdan 72. 36 72 ise 72 oldu. Yani burada x kenarlıklar çıktı. Şunlar birbirine eşit oldu. E, düzgün beşgen eşit eşit. Bak burada da x kenarlık çıktı. E hatta şurada da şunlar birbirine eşit çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden istenilen seçeneklerinden hangilerinin değeri düzgün beşgenin bir kenar uzunluğuna eşittir diyor. E o zaman bir kenarı ben burada neyi bulacağım arkadaşlar? A'yı bulmaya çalışacağım. Şuraya A çizgiye de B diyecek olursam. Şimdi BD eksi CF demiş. Birinciye bakalım. Birinci ne diyor? BD uzunluğundan. BD uzunluğu A artı B'den. Neyi çıkartacağız arkadaşlar? CF'yi. CF. Bu arada Bunlar F noktasında kesiyormuş. CF yani B'yi çıkarttığım zaman A yaptı. Dolayısıyla birincisi doğru oldu. İkincisine bakalım. İkincisinde de CF ile CE'nin çarpımı. CF ile CE'nin çarpımı. Bu B çarpı B artı 2A. Maalesef A'ya A eşit olmuyor bu. B kare artı 2AB oldu. Bu olmadı. Üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsü de EF uzunluğu. EF uzunluğu da direkt üçüncüsünü de şöyle söyleyelim. EF uzunluğu direkt neye eşit arkadaşlar? direkt A'ya eşittir. Yani burada da ben yine düzgün beşgenin bir kenar uzunluğunu elde etmiş oluyorum. Yani cevabımız o zaman 1 ve 3 yaptı. Dolayısıyla 3. soru balık kesir oldu. Geldik 4. soruya. Evet. Düzgün beşgenin köşegen etrafında A köşesi etrafında pozitif yönde 54 derece döndürülmüş. Arkadaş bu döndürülmüş. Buraya gelmiş. Yani sen bu döndürme işlemi şöyle yapıyorsun. Bak B, B üstüne geldi. Şurada kaç 54 derece diyor sana. Hemen oradaki açıya 54 derece yazayım. 54 burası. E 108'di. E o zaman burası da 54 oldu. E burası da 108'di. Burası da 54 oldu mu oldu. Şimdi burada bir uzunluk var. Bu uzunluğa ait ve köşegen uzunluğunu da 6 vermiş. O zaman köşegen çizeceğiz değil mi? Köşegen çizmek. Hangi köşegen çizmek mantıklı? Şu biraz saçma. Şu en azından üçgen oluşturuyor. Hatta bu da üçgen oluşturuyor. Köşegen uzunluğu 6. E burası da 6. Açıları yazalım. 108 ise 36 36 yapar. Buraya 18 kaldı. Burası da 108 ise 36 36 yapar. Buraya da 18 kaldı. Şu açı toplamda kaç yaptı? 54 ile 18 ve 18'in toplamı yani 90 yaptı. Dolayısıyla buradaki üçgenimiz ne oldu? Bir ikizkenar dik üçgen oldu. E 6 6 ise buradaki uzunlukta 6 kök gibi olacaktır. Evet cevabımız böylelikle 6 kök oldu. Yani dördüncü sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik 5'e. ABCDF düzgün beşgeni sağa doğru bir miktar ötelendiğinde bu şekil geliyor. Arkadaşlar sağ mı, sağa doğru ben x birim ötelediysem, e, bu da sağa doğru x birim gidecek mi? Gidecek. Şuraya bir y dersem şu düzgün beşgen önceki köşegeni x artı y. E, bu düzgün beşgenin de köşegeni x artı y olacak. Yani burası da x olacak. Evet düzgün beşgenin bir köşegeni x artı y oldu. E hocam şurası da bakacak olursak burası da düzgün beşgenin köşegeni yani burası da x artı y midir? Evet. Çünkü köşegenler birbirine eşit şu soldaki düzgün beşgenin köşegeni boyalı bölgenin çevresi. Hocam ben bunu bu kadar öteledim ya. Bu kadar öteledim. Aynı doğrultuda gittiği için karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve eşit olduğundan ve paralel olduğundan bu bir paralel kenardır. O zaman burası da x artı y midir? Evet ya da şuradaki düzgün beşgenin köşegeni zaten bu eş olduğundan burası da x artı y oldu diyebiliriz. Şimdi x artı y artı x'ten x artı y artı x'ten kaç tane var? 2 tane var. İşte bunun çevresini kaç vermiş? 24. O zaman buradan 2x artı y'yi kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Bizden BE e üstü uzunluğu isteniliyor. Arkadaşlar bizden istenilen şu. Hop şurası. Bizden istenen yine arkadaşlar şuraya bakacak olursanız 2x artı y değil mi? Yani 2x artı y de buradan neye eşit bulduk? 12'ye eşit bulduk. Beşinci soru C cehan oldu. Geldik 6'ya. Aydın şekil 1'de çevreleri hesaplayarak çevrelerini hesaplayarak üzerlerine yazdığı düzgün beşgen içindeki mavi renkli kağıdı düzgün altıgen biçimdeki sarı renkli kağıdın üzerine şekil 2'deki koyuyor. Bunun çevresi 15 ise bir kenar kaç yaptı? 3. 42 ise 6 kere 7 42'den bir kenar 7. Yani 7'ye kaç yaptı arkadaşlar? Şurası 7, burası da 3 yaptı. E, bu düzgün beşgen olduğu için düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. 108. E, hocam burası 108. Sonra burası 108 ise burası 36 yaptı yapmadı köşegen değil çünkü dikkat dur burada E hocam burası kaç derece? Burası 120 derece olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 21 derece kaldı. Sonra ne yapacağız? Burası da 30 derece. Şu düzgün altıgenin şeyi burası da 30 derece mi? Evet. Şunlar birbirine eşit olduğundan dolayı. Ve burası da 7 birim. Bunu da unutma. Bak şurası da 7 birim. Şimdi 30 138 mi yaptı şu ikisinin toplamı? O zaman buraya kaç kaldı? 42 kaldı. Hocam 2 iç açı bir dış açıdan burası da 21 yaptı. E burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani ben buraya bir A dersem burası da A'dır. E tamamı 7 idi. Buraya da 7 eksi A mı kaldı? Evet. Bizden ne isteniyor? Çevre DBC. Çevre DBC. Düzgün beşgenin bir kenarı da zaten 3'tü. Yani bizden 3 A ve 7 eksi A'nın toplamı isteniyor. Yani 3A ve 7 eksi A'nın toplamı kaç yapıyor? O da 10 yapıyor. Çünkü A'lar nanay oluyor. Şi nanay yavrum. Şi nanay yani. O zaman 6. sorunun cevabını ne bulduk? Edremit bulduk. Geldik 7'ye. Şimdi burada CE ile CF'ye eşit vermiş. Valla bir köşegenle ala alakasızlık da yok aslında. Burası eşit verilmişse düzgün beşgende de köşegenler birbirine eşit. Eğer sonucu çıkaramazsak bu verilen bilgiyle bir köşegen daha çizmemiz gerekebilir. Şimdi burada buranın 108 derece olduğunu ve bunların 36'şer derece olduğunu biliyoruz. Buraya kaç kaldı? 72 kaldı. 72 ise 180'den 72 çıktı 108. Bunlar da 54 54 yaptı mı? Yaptı. E hiçbir şekilde sonucu olsaymayız. O zaman bir köşegen çizelim. Hop şu köşegeni çizersek çizdiğimiz zaman köşegenler birbirine eşit olduğundan dolayı şuraya da bir eşitlik koyarsak ve burası da 108 olduğundan, bunlar da 36 36 olduğundan dolayı Buraya da 36 derece kaldı. Ve şurada bir ne çıktı arkadaşlar? İkiz kenar üçgen çıktı. Çünkü köşegenlerin eşitliğinden şuraya eşit gösterdim. Şurada da bir ikizkenar çıktı. Tepe açısı 36 ise 180'den 36 çıkart 144. 2'ye böl. 72. Yani burada kaçı da 72 yapar? Burada kaçı da 72 yapar? E Buradan alfa artı 54 eşittir 72 ise alfayı da buradan kaç buluruz? 18 derece olarak buluruz. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik 8'e. Düzgün altıgen. E ne yapacağız burada? Fatma Hüseyin uzunluğu soruluyor. Arkadaşlar şurada hop şu köşegeni çizecek olursam. Burası ne yaptı? 120 derece. Burası da 30. Burası da 30 oldu mu? Oldu. E şimdi burada kaçtı da zaten 90 derece. Sonra burada ne çıktı? Bir kenar 4'tü. 4. E burada 30 30 120 üçgeninden 4 ise burası 4 köküştür. E artık burası da 90 derece ya. Burada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı karşımıza? Çıktı. Kenarları kaç? Kenarları 1'e 4 kök 3. Ve şuraya da x diyecek olursam x'in karesi eşittir. 1'in karesi art 4 kök 3'ün karesinden dolayı e 48 49 oldu burası. X'i de böylelikle 7 olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 8. sorunun doğru cevap böylelikle balık kesir çıktı. Geldik 9. soruya. 4'e 1 verilmiş 120 derece. Altıgenler verilmiş. 2 tane altıgen. Hocam burası da 120 burası da 120 derece. Burası da 120 burası da 120. Her yer 120 derece değil mi arkadaşım? 120, 120. E ben buraya bir alfa dersem, şuraya da bir beta dersem, alfa ile beta'nın toplamı 60. Hocam alfa 120 ise burası da beta mı olacak? Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 60 olduğundan. E burası da 120 olduğundan beta ise burası da alfa olacak. Alfa 120 ise beta, beta 120 ise alfa. İşte alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bu düzgün beşgenmiş. Şu düzgün beşgenin kenarlarını şöyle eşitlerini gösterelim. Şu gördüğüm mor üçgenlerin hepsi birbirine benzeri. Bütün açılar birbirine eşit. Ve hatta 120'nin karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E burada betanın karşısı 4 ise betanın karşısı burada 4'tür. Burada alfanın karşısı 1 ise alfanın karşısı 1'dir. Yani 1'e 4 uzunlukları var arkadaşlar. Bütün üçgenler eş. Çünkü 120'nin karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden mor bölgelerin arası mor bölgenin alanı isteniyor. Yani büyük altıgenin alanından 6 tane bir kenarı 5 değil mi? Evet 5'in karesinin a kare kök 3 bölü 4'ten. Çünkü bir eşken, bir altıgenin alanı 6 altı tane eşkenar üçgenin alanıydı. 6 tane 5'in karesi kök 3 bölü 4'ten. Şunu çıkartacağım arkadaşlar. Şuradaki x'i bulacağım. x'i bulurken ne yapacağım? Bak şuraya yazayım. Şurada kaç kaç derece? 120 derece. Ve şuranın 1 olduğunu biliyorum. Buranın 4 olduğunu biliyorum. Bu x'i bulacağım ben şimdi. x'i bulmak için kosinüs teoreminden bu yapmaya çalışan arkadaşlarınız vardır. Ben kosinüs teoreminden yapmayacağım tabii ki. 120 varsa ne vardır burada? Buradaki açısı 60 derece. 60 derecesi özel. Ya burada 60'ı ya da burada 60'ı. Ama burası çift değil. Burası çift olduğu için buraya yoğunlaşacağım. E şurada bir tane 90 çizersem 90'ın karşısı kaç? 4. 30'un karşısı kaç çıkar? 2. 60'ın karşısı da 2 kökü çıkar. Pisagor bağıntısından x karede neye eşit oldu? 2 köküçün karesi artı 3'ün karesine eşit oldu. Yani x kare buradan neye eşit oldu? 12 artı 9'dan 21'e eşit oldu. E ben burada tüm alanı bulurken ne yapacağım? 6 tane 5'in karesi kök 3 bölü 4'ten 6 tane x'in karesi kök 3 bölü 4'ü ne yapacağım arkadaşlar? Çıkartacağım. E burada şurası 6 bölü 4 parantezine alacak olursam 25 kök 3 yaptı burası. 25 kök 3 yaptı. eksi burada da x kare var. E, x kare neydi? 21 değil miydi? Evet yaz yerine 21'i 6 bölü 4 parantezine alınca 21 kök 3 yaptı burası da. E o zaman burası 3 bölü 2 çarpı 25 kök 3'ten 21 kök 3 çıkınca 4 kök 3 kaldı. Şunlar sadeleşince 2 kök de 3'ün çarpı da 6 kök 3 yapar. Dolayısıyla kaçıncı soru? 9. sorunun doğru cevap böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Ve geldik 10. soruya. Şimdi ne diyor bize? ABCD bilmem ne düzgün ongeninin AB ve DE kenarlarını taşıyan doğrular arasındaki dar açıyı bulunuz diye söylüyor arkadaşlar bize. Valla şuradaki çözümü ben yukarı alayım, buradaki işlemi de buraya yapayım. Şöyle çözümü şuraya alayım istersen. Ha, burada da gözüküyor. Şimdi burada da çözümü şurada yapayım. Bir tane düzgün çokgen diyor bize. Düzgün çokgeni çizelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle bir tane rastgele şekli çiziyorum. Şöyle çizdim mesela. Neymiş bu? Hocam bu. A, B, C, D, E, F diye giden AB ve DE kenarlarını bu düzgün çokgen bu düzgün ongen daha doğrusu. Düzgün ongen öncelikle 360 bölü 10'dan dış açısı kaç? 36. Tamam dış açısı 36. Aklımızın bir kenarında bulunsun. AB ve DE kenarlarını taşıyan hemen AB'yi taşıyan doğru bu değil mi? Evet. DE'yi taşıyan doğru da bu değil mi? Evet. İşte bu AB ve DE'yi taşıyan doğrular şu yaptı. Arasındaki dar açı isteniyor. Yani bizden burada kaç isteniyor? Bu dış açısı. Kaç derece? 36. Hocam bu da dış açısı. Kaç derece? 36. Şu doğrusal tabii ki şöyle yaptığımız var. E, buradaki açı isteniyor bizden. E, i̇ç açının kaç o derece olduğunu biliyoruz. 144. Çünkü 180 eksi 36'dan. Hocam burası da 144 ve alfa isteniyor. E, artık burada bir boynuz mu dersiniz? Bu merak mı dersiniz? Ne dersiniz? Diyin. Burada boynuz var. E, buradaki boynuzdan dolayı o zaman ne olacaktır? Alfa 36 ve 36 toplamı alfa artı 36 artı 36'nın 144 yapması lazım. Alfa da buradan 144 eksi 72'den 72 derece olarak çıkar. Yani 10. soru böylelikle C han çıktı. Ve klasikleşmiş sorular kısmını bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.